Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşamki dersimizde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ve her şeyi kuşatmış bir ilmi olduğunun ispatını dinliyorduk üstadımızdan. Yedi'l hayr kelimesi bünyesi içinde anlatılan bu ilmi ilahinin delilleri için üstadımız diyordu ki, bütün yaratılmış mahlukatta görülen, takip edilen gayeler, maksatlar, faydalar, intizamlı ölçülü vaziyetler ve mahlukatın rızıklarının takibi, ecellerinin takibi, yavruların rızıklarının kanunlaşmış bir şekilde onlara ihsan edilmesi gibi misallerle üstad, sonsuz bir ilim sahibi olmayan bunları yapamaz. Yapıyorsa Allah'ın ezeli ve ebedi bir ilmi olduğunun delilidir ifadesini kullanmıştım. Şimdi onun arkasından Allah'ın iradesiyle alakalı bir sual var. Eğer denilse, yalnız ilim kafi değildir, irade dahi lazımdır. İrade olmazsa ilim kafi gelmez. Böyle bir soruya üstadımız, Allah'ın külli bir iradesinin olduğunu delillerini sıralayacak geldiğimiz derste. Yani Allah dilediğini dilediği tarzda yapar. İstediğini yapar, istemediğini yapmaz. Onun iradesine kimse müdahale edemez anlamında cevap olarak şunları ifade etmiş. Bütün mevcudat, varlıklar alemi, nasıl ki bir ilmi muhite, her şeyi kuşatmış sonsuz bir ilme delalet ve şehadet eder, şahitlik yapar. Öyle de o ilmi muhit sahibinin irade-i külliyesine, sonsuz iradesinin varlığını dahi delalet eder. Şöyle ki, her bir şeye, hususan her bir zihayata, her canlıya, pek çok müşevveş, karışık ihtimalat içinde, muayyen bir ihtimal ile ve pek çok akim, neticesiz yollar içinde, neticeli bir yol ile ve pek çok imkanat içinde mütereddit iken gayet muntazam bir teşahhus verilmesi, özel şahsiyet verilmesi hadsiz cihetlerle bir irade-i külliyeyi gösteriyor. Çünkü her şeyin vücudunu ihata eden, kuşatan, kaplayan hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde ve semeresiz, neticesiz akim yollarda ve karışık ve yeknesak, sel gibi mizansız, ölçüsüz akan camit, cansız unsurlardan, elementlerden gayet hassas bir ölçü ile, nazik bir tartı ile ve gayet ince bir intizam ile, nazenin bir nizam ile verilen mevzun ölçülü şekil ve muntazam teşahhus, intizamlı şahsiyetler bir zarure ve bir bedahe aşikare, belki bir müşahede görüldüğü gibi bir irade-i külliyenin eseri olduğunu gösterir. Çünkü hadsiz vaziyetler içinde bir vaziyeti intihab etmek, seçmek, bir tahsis, bir tercih, bir kasıt ve bir irade ile olur. Ve ant ve arzu ile tahsis edilir. Kasten ve istenilerek o özel vaziyet seçilip tahsis edilir. Elbette tahsis bir muhassısı, yani o tahsisi yapanı iktiza eder. Tercih bir müreccihi ister. Bir tercih varsa ortaya da bir tercih edenin olmasını gerektirir.
Muhassıs ve müreci ise iradedir. Allah'ın iradesidir o tercihi yapan. Mesela insan gibi yüzler muhtelif cihazat ve aletlerin makinesi hükmünde olan bir vücudun bir katre sudan, yani hepimizin aslı nutfe denilen bir damlacık su. Bütün cihazları, organları Allah ondan yaratmış. Ve yüzler muhtelif azası bulunan bir kuşun basit bir yumurtadan ve yüzler muhtelif kısımlara ayrılan bir ağacın basit çekirdekten icatları, kudret ve ilme şehadet ettikleri gibi gayet kat'i ve zaruri bir tarzda onların saniyinde, sanatkarında bir irade-i külliyeye, külli bir iradeye delalet ederler ki o iradeyle o şeyin her şeyini tahsis eder, muayyen hale getirir ve o iradeyle her cüzüne, her uzvuna, her kısmına ayrı has bir şekil verir, bir vaziyet verir. Yani insanların kendilerine özel yüz şekilleri olduğu gibi her insana özel bir suret Cenab-ı Hak o bir damla sudan yaratıp açtığı gibi her insana farklı göz şekilleri de veriyor. Ne kadar ilginç. Yani kimi insanların gözleri siyah, kimisi kahverengi, kimisi bal rengi, kimisi yeşil, kimisi mavi, kimisi ela. Yani Allahu Ekber. Yani basit bir nutfe suyundan bu kadar farklı insanları, farklı yüz şekillerini, farklı göz renklerini, hatta farklı kulaklarını, kaşlarını, saçlarını, boyunu, boşunu, şeklini, şemalini yaratmak sonsuz bir ilmi gerektirdiği gibi Allah'ın iradesine de bu vaziyet şahit oluyor. Dilediğini dilediği şekilde yaratıyor. Mesela bakıyorsunuz bir anne babanın kahverengi gözlere sahip esmer bir çocuğu oluyor. Ondan sonra bu erkek çocuğun arkasından bir kız çocuğu geliyor. Aynı anne babadan sarı saçlı, mavi gözlü, bembeyaz tenli, Allah Allah Alman çocuklarına benziyor. Bir ara ben öyle denk geldim de bir kardeşi sordum. Dedim ya bu kız çocuğu ufacıktı o zamanlar. Şimdi evlendi, çocuğu sahibi oldu da o zaman ufaktı. Dedim bu annesini çekmiş galiba, sana benzemiyor. Sen esmersin, gözlerin de siyah. Yok, anası da ben gibi dedi. E nereye çekmiş bu? Ya sorma, bunun bir teyzesi var. Böyle sarı saçlı mavi gözlü, ona çekmiş dedi. Allah dilerse böyle de yapıyor işte. Aynı anne babadan esmer bir çocuk, siyah gözlü çocuk, yanında sarı saçlı Alman çocukları gibi güzel bir kız çocuğu, mavi gözlü. Allah Allah. Dilediğini Allah dilediği şekilde yaratır. Annenin, babanın müdahalesi yok. Sebeplerin müdahalesi yok. Allah'tan gayrı onu o şekilde yapacak başka bir şey yok ki zaten. Hem Allah'ın ilminin sonsuzluğuna hem de iradesinin külli bir iradeye sahip olduğuna delil olmuş oluyor. Ya da mesela iki tane yumurtayı yan yana, yani tavuk altına sen bir ördek yumurtasını koy, ya bu kadar 20-30 tane yumurtanın arasında benim ördek yavrusu diye çıkmam ayıp olur. Ben de tavuk olayım demiyor. Yumurtadan o civcivler çıktığı zaman ördek yumurtasından çıkan farklı ya, ayak parmakları da perdeli. Hemen koşuyor suya, yüzmeye başlıyor. Anası telaşlanıyor, ne bilsin ördek yumurtası olduğunu. Yani şundan ördek, bundan kaz, tavuk, bıldırcın, kartal. Allah Allah.
Halbuki akıyla sarısı olan yumurtalar irili ufaklı belli işte. Maddesi de aynı bunların. Yani hidrojen, oksijen, karbon ve azotun muhtelif oranda karışımından meydana gelen bütün yumurtalardan farklı farklı şeyleri Allah sonsuz ilmi ve iradesiyle nasıl istiyorsa tercihini o şekilde kullanarak yaratıyor. Kimi yumurtalardan kaplumbağa çıkıyor, kimi yumurtadan timsah çıkıyor. Allah Allah. Kimi yumurtadan yılan çıkıyor. Maddesi aynı bunların. Sadece o yumurtanın içine kader kalemiyle Allah iradesiyle nasıl istiyorsa çizdiği proje var ya, program var ya, genetik şifre var ya, onlar farklı. Onun için 400 bin nebatat ve hayvanat türlerini tohumlardan, çekirdeklerden, yumurtalardan ve sularından Allah sonsuz ilmiyle iradesi nasıl istiyorsa öyle projelendirip onları yaratıyor. Elhasıl nasıl ki eşyada mesela hayvanattaki hayvanlar alemindeki ehemmiyetli azanın esasat ve netaiç itibariyle birbirleri benzeyişleri yani bütün hayvanlarda göz, kulak, ayak, kalp, ciğer, böbrek her şey var. Birbirine benziyor. Esas azalarda irili ufaklı benzeyişleri var, tevafukları var. Ve bir tek sikliği vahdet izhar etmeleri, göstermeleri. Nasıl kat'i olarak delalet ediyor ki umum hayvanatın, hayvanlar aleminin sani sanatları birdir. Vahittir, ehaddir. Öyle de o hayvanatın ayrı ayrı teşahhusları, kendine has şahsiyetleri olması ve simalarındaki başka başka hikmetli tayin ve temeyyüzleri, farklılıkları devlet eder ki onların sani vahidi, tek olan sanatkar, faili muhtardır ve iradelidir. İstediğini yapar, istemediğini yapmaz. Kasıt ve iradeyle işler. Madem ilmi ilahiye, Allah'ın sonsuz ilmine ve iradi Rabbaniye'ye, Cenab-ı Hakk'ın külli bir iradesi olduğuna mevcudat adedince, belki mevcudatın şuunatı halleri adedince delalet ve şehadet şahitlik vardır. Elbette bir kısım filozofların irade-i ilahiyi, yani Allah'ın sonsuz bir iradesinin olduğunu nefi inkarları ve bir kısım ehli bid'atın kaderi inkar ve bir kısım ehli davetin cüz'iyata ademi ıttılağını iddia etmeleri, yani Allah büyük şeyleri yapar, küçükler kendi kendine olur demeleri, bazı sapık fırkaların böyle demeleri ve tabiyyunun bu inkarcı gruplarını saymışlar burada. Her şeyi tabiat yapıyor, yönetiyor diyenlerin de bir kısım mevcudatı tabiat ve esbaba, yani sebeplere isnat etmeleri, mevcudat adedince, Allah'ın yarattığı varlıklar sayısınca muzaaf kat kat bir yalancılıktır. Ve mevcudatın şuunatı adedince muzaaf bir delalet divanliğidir. Çünkü hadsiz şehadet-i sadıkayı, hadsiz, sayısız doğru şahitlikleri tekzip eden yalanlayan, hadsiz bir yalancılık işlemiş olur. Böylece ne kadar inkarcı gruplar varsa Allah'ın varlığını kabul ettiği halde ilmini, iradesini yok sayanların ya da tabiat tesadüf her şeyi yapıyor diyenlerin ya da İslam dairesinde mutezili olup kaderi inkar edenlerin hepsinin durumunun çok sıkıntılı olduğunu ve onların kainata rağmen söylemlerinin müthiş bir yalancılık olduğunu ifade etmiş oldu. İşte meşiyeti ilahiye ile, yani Allah'ın dilemesiyle vücuda gelen işlerde inşallah inşallah yerinde bilerek tabii tabii demek
ne kadar hata ve muhalif hakikat gerçeğe aykırı olduğunu kıyas et. Ya bu da önemli bir paragraftı gerçekten. Yarın buluşalım mı? Tabii tabii buluşalım. Çok yanlış bir cümle bu yani. Mutlaka istikbale ait, geleceğe dönük konuşmalarda inşallah tabirini kullanmamız lazım. Allah izin verirse, Allah müsaade ederse demektir o. Hatırıma bir böyle bir anlatılan bir hikaye var. Kadının birisi her meselede kocası da inşallah inşallah diye şey yapıyormuş. İnşallah tamam, inşallah yaparım, inşallah pişiririm neyse. Ne inşallah maşallah ya, şunu yaparım desene demiş. Kocası bir gün kızmış fazla inşallah dediği için. Kadın da susmuş, cevap vermemiş tabii. Adam sonra oduna gitmiş dağa. Öyle bir yağmur yağmış ki dağda odun keserken. 3 gün eve gelememiş. Ağaç susuz, perişan dağlarda kalmış. En nihayet yağmurlar dindikten sonra aç bir ilaç, takatsız, yorgun bir halde eve gelmiş. Sırtında birkaç odun parçasıyla kapıyı çalmış. Karısı kim o demiş. Hanım demiş, inşallah ben geldim. Allah öyle bir terbiye etmiş ki inşallah maşallah deyip durma diyen karısına dersini iyi almış olmalı ki hanım inşallah ben geldim demiş. Dolayısıyla yani bir dakika sonrası için bile inşallah tabirini dilimizden eksik etmememiz lazım. Çünkü bazen tamam diyorsun, yaparım diyorsun, gelirim diyorsun. Öyle işler başına geliyor ki daha oduna gider adam gibi. Bir cenaze çıkıyor, hadi bakalım cenazeye koşuyorsun. Adama söz vermiştim filansa iki gün buluşacağız diye. Arıyorsun şimdi, Allah'tan cep telefonu var. Ya böyle bir durum oldu. Ben cenazeye gidiyorum, kusura bakma. Sonra inşallah buluşalım diyorsun yani. Onun için inşallah kelimesi çok önemli. Bunu özellikle üstadımız burada ifade etmiş. Şimdi bu dersten sonra 20. mektubun 2. makamının 10. kelimesi olan ve İslam tarihi boyunca bu tarzda izahı yapılmamış olan çok önemli bir derse geldik. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'dan Cenab-ı Hakk'ın Bediüzzaman'a ihsan ettiği bir keşiftir bu keşif. İlk defa böyle bir izahı yapılan derse başlayacağız inşallah. Bunun birkaç risalelerde izahları var. Ama en detaylı teferruatlı açıklaması bu 10. kelimede. Ve hu ala külli şeyin kadir kelimesinin izahındadır. Evet. Ve hu ala külli şeyin kadir ne demek? Yani hiçbir şey ona ağır gelmez. Allah'ın kudreti her şeye yeter anlamında. Ona zorluk, kolaylık diye bir şey yok. Her şey kolay. Daire-i imkanda, mümkünat dairesinde ne kadar eşya var, o eşyaya, o varlıklara gayet kolay vücut giydirebilir. Ve o derece ona kolay ve rahattır ki innema emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Yasin-i Şerif'te geçiyor bu ayet-i kerime. Sırrıyla güya yalnız emreder yapılır. Bu ayetin manası şu: Allah bir şeyin olmasını murad ettiği, yani irade ettiği zaman onun işi ol demektir. O da oluverir. Meali de buymuş. Şimdi bunun tabii bu ayetlerin izahlarını bakalım üstadımız nasıl yapacak. Nasıl ki gayet mahir, maharetli bir sanatkar ziyade kolay bir tarzda elini işe dokundurur dokundurmaz makine gibi işler ve o sürat ve mahareti için denilir ki
O iş ve sanat ona o kadar musahhardır, o kadar emrine itaatkardır ki, güya emriyle, dokunmasıyla işler oluyor. Sanatlar vücuda geliyor, tabiri kullanılır. O mahir sanatkar için öyle söylenir. Öyle de Kadir-i Zülcelal'in, o sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın kudretine karşı eşyanın, varlıklar aleminin nihayet derecede musahhariyet ve itaatine ve o kudretin nihayetsiz derecede külfetsiz, zorlanmadan ve suhuletle, kolaylıkla iş gördüğünü işareten اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادِ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Onun işi sadece ol demektir, o da hemen oluverir diye Cenab-ı Hak böyle ifade etmiş. Şu hakikat-ı uzmanın, çok büyük yüksek hakikatin hadsiz esrarından, sırlarından 5 sırrını 5 nüktede beyan edeceğiz. Demek ki sırlarla dolu bir dersmiş bu. Sır ne demek? Gizli, bilinmeyen, örtülü, ne olduğu tam anlaşılmayan, saklı, bu anlamlar anlamındadır. Öyleyse 5 tane sırrı 5 hakikatle üstad çözecek. İzah ederek bizimle paylaşacak bunları. Birincisi, kudreti ilahiye nispeten en büyük şey, en küçük şeye kadar kolaydır. Bir nev'in, bir canlı türünün umum efradıyla icadı, bir fert kadar külfetsiz ve rahattır. Yani bir baharda yarattığı kara sinek taifesinin tamamını yaratmak, bir sineği yaratmak gibi kolaydır Allah'a. Koskoca baharı yaratmak, bir papatya çiçeğini yaratmak kadar Allah'ın kudretine kolay gelir. Cenneti halk etmek, yaratmak bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı icat etmek bir çiçek kadar rahattır. Şu sırrı izah ve ispat eden haşre dair, yeniden dirilişe dair 10. sözün ahirinde, sonunda hem melaike ve bekay ruh ve haşre dair 29. sözde haşir meselesinde 3. esasın beyanda zikredilen nuraniyet sırrı, şeffafiyet sırrı, mukabele sırrı, muvazene sırrı, intizam sırrı, itaat sırrı, tecerrüt sırrı 6 temsil ile ispat edilerek gösterilmiştir ki kudreti ilahiye, Allah'ın kudretine göre ona nispeten yıldızlar zerreler gibi kolaydır. Hadsiz efrat bir fert kadar külfetsiz ve rahatça icat edilir. Madem o 2 sözde bu 6 sır ispat edilmiş, onlara havale ederek burada kısa keseriz. Yani bu izahları üstad burada tekrarlamamış, bizi 10. sözün sonuna ve 29. sözün 3. esasını okumaya davet ediyor. Oradan diyor detaylı bir şekilde bunları okuyup anlayabilirsiniz diyor. Şimdi mesela buradan ben nuraniyet sırrını misal vereyim. Mesela güneş maddi bir varlık olduğu halde ışığından dolayı nuraniyet özelliği de var ya, güneş çıktığı zaman mukabilindeki, tam karşısındaki bir kar taneciğine ne kadar ısısını, ışığını, görüntüsünü veriyor, yansıtıyorsa kolaylıkla, aynı kolaylıkla ışık ve ısısını ve görüntüsünü bütün şeffaf, parlak şeylere yansıtır. Bir kar tanesine ısı ve ışığını verirken çok kolay veriyor da, bir göl yüzeyine gelince zorlanıyor. Deniz yüzeyine gelince çok daha zorlanıyor. Okyanuslara gelince hepten göbeği çatlıyor güneşin. Böyle bir şey yok ki.
Yani aynı kolaylıkla nuraniyet özelliğiyle ısısını, ışığını, aksi misalini, görüntüsünü şeffaf şeylere eşit derecede kolaylıkla veriyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da kudreti en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğu için o sonsuz kudretiyle bir atomu ne kadar kolay yaratıyor, aynı kolaylıkla yıldızları da kolay yaratıyor. Bir insanı ne kadar kolay yaratıyor, bütün insanları ve topyekün kainatı eşit derecede kolay yaratıyor. Çünkü nuraniyet özelliği olan şeylere az ile çok arasında fark yok. Büyük ile küçük arasında fark yok. Allah'ın kudretinin nuraniyet özelliğinden kaynaklanan bir kolaylık olduğunu üstadımız ifade etmiş oldu. Mesela burada ne sırrı var? Muvazene sırrı var mesela, muvazene. Onu da hemen kısaca söyleyeyim. Eşit ağırlıkta iki yumurta bulunsa, 50'şer gram mesela. Çok hassas bir terazi olsa, yani miligramı dahi hissedecek kadar hassas, iki tane yıldızı içine alacak kadar kefeleri geniş olsa, Mars gezegeninde bir meleğin eline bu terazinin sapına sen bunu tut desek, eşit ağırlıkta iki yumurtayı koyduğumuz zaman terazi dengededir. Sağ kefeye bir ceviz ilave etsek, o hassas terazinin bir kefesi aşağıya, diğer kefesi yukarıya kalkar, denge bozulur. Eşit ağırlıkta iki dağ bulunsa, cevizi tekrar sağ kefeye koyduğumuz zaman dengeyi yine bozar. Eşit ağırlıkta iki yıldız, iki güneş olsa kefelerde, o ceviz yine dengeyi bozar. Yani o cevize kıyasla iki yumurtayla, iki dağla, iki güneşle, iki yıldızla onların dengesini bozmak arasında hiç fark yok. Bu nereden kaynaklanıyor bu kolaylık? Denge sırrından. Şimdi üstad bu misali verirken diyor ki, imkan mütesavi tarafeyindir diyor. Eski kelam alimlerinin cümlesini kullanmış orada. Yani bir şeyin vücuda gelmesiyle gelmemesi eşittir, dengededir yani. Cenab-ı Hak herhangi bir şeyi yaratmayı irade ettiği zaman sarf edeceği az bir kuvvetle bir şeyi yokluktan varlık alemine kolayca çıkarttığı gibi sarf edeceği aynı kuvvetle bütün sinekleri, aynı kuvvetle bütün canlılar alemini, aynı kuvvetle topyekün kainatı yokluktan varlık alemine çıkarır, dengeyi bozar. Varlık ile yokluk kefesinin dengede olmasından dolayı Allah sarf edeceği aynı kuvvetle bir papatya çiçeğini ne kadar kolay yaratıyor, koca baharı aynı derecede kolay yaratır. Bunlar önemli sırlardır arkadaşlar. Üstad Hazretleri bu misallerle bu işi çözmüş. Mesela burada itaat sırrından bahsediyor. Mesela bir alay komutanı, bir albay, 10.000 kişilik bir alaydan bir tek nefere marş marş dediği zaman nasıl kolay koşturuyorsa, aynı kolaylıkla 10.000 kişilik bir alayı da marş marş dediği zaman koşturur. 1 ile 10.000 arasında fark yok. Neden? Çünkü askerdeki neferat, askerler itaat halinde, itaat. İtaat sırrından kaynaklanan bir kolaylık bu. Bir neferi, bir askeri ne kadar kolay koşturuyor? 10.000 kişi aynı kolaylıkla koşturuyor. Ya işte kainatın bütün atomları askeriyedeki neferler gibi Allah'ın emirlerine nihayet itaat halinde olduğundan az çok fark etmeden her şeyi Allah kolay yaratır, hareketlendirir. Plan çizdiği, projesini çizdiği varlıkları
kudretiyle tahrik ederek atomları şekillendirir. 6 tane sırdan 3 tanesini paylaşmış oldum. Geçelim ikinci nükteye. Kudret-i ilahiye nispeten her şey müsabi olduğuna delil-i katı, kesin delil ve bürhan-ı sadı çok kuvvetli. Bürhan şudur ki, diyor Bediüzzaman Hazretleri, ama ben de dersin heyecanına kapılmışım. Yani 10. sözden 29. sözden nakil yapayım derken, 6 tane sırdan 3'ünü izah ederken vakit tamam oluvermiş. Öyleyse ikinci nükteyi yarın akşama bırakalım inşallah diyerek dersi burada şimdilik sonlandırmış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.